Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizlerle beraber Samsung'un Galaxy Tab S9 FE modelini inceleyeceğiz. Piyasadaki modellerle hemen hemen kafa kafaya bir fiyat etiketine sahip ama sunduğu özelliklere baktığımızda gerek ekran deneyimi olsun, gerek pil kapasitesi olsun, gerekse işlemcisi olsun sonuna kadar tatmin edici özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bakalım bu model bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, Samsung'un Galaxy Tab serisinin oldukça başarılı modellerle karşımıza çıktığını biliyoruz. FE serileri de genellikle Fan Edition olarak geçiyor ve serinin asıl baz modellerine göre bir tık daha uygun fiyatlı oluyor ve Fan Edition olarak çıktığı için hayranların istekleri doğrultusunda tasarımlar ve özellikler karşımıza çıkıyor. Galaxy Tab S9 serisinin en uygun fiyatlı modeli karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Cihazın ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman oldukça ince çerçevelere sahip köşeli bir yapının bizleri karşıladığını görüyoruz ve 4 çerçevenin de eşit bir kalınlığı bulunuyor arkadaşlar. Üst tarafında bir adet kamerası yer alıyor. Köşelere baktığımızda bir adet kilit tuşu, ses açma kısma tuşu. Alt tarafına baktığımız zaman Type-C girişi ve bir adet hoparlörü. Üst tarafında da yine bir adet hoparlör ve hafıza kartı tepsisi bulunuyor arkadaşlar. Arka tarafına baktığımızda ise tekli bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ekran boyutu olarak baktığımızda da 10.9 inçlik bir ekran paneli bulunuyor Tab S9 FE modelinde. Genel olarak tasarım ayrıntılarını değerlendirdiğimiz zaman piyasadaki modellere göre aslında hemen hemen ekran boyutu açısından aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani rakiplerine kıyasla sunduğu ek bir avantaj bir malzeme kalitesi, iki de ince çerçeveleri olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz bu ekranın özelliklerine bir bakalım, daha sonrasında ise incelememize devam edelim. 10.9 inçlik bir ekran ile bizleri karşılayan modelin 90 Hz'lik bir tazeleme oranı karşımıza çıkıyor. Ayrıca IPS LCD panel olduğunu da söyleyelim. %81.7'lik ekran gövde oranına sahip olan modelin 1440x2304 piksellik bir ekran çözünürlüğü de yer alıyor. 250 ppi'lik bir piksel yoğunluğunun olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Genel olarak ekran deneyimini anlatacak olursam aslında film, dizi izlerken, oyun oynarken kullanabileceğiniz oldukça şahane bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hem ekran parlaklığı hem de renk doygunluğu tarafında başarılı bir panel olduğunu söyleyebiliriz. IPS LCD bir panel olmasına rağmen yüksek ışıkta doygun ve canlı renkler bizlere sunuyor. Şu anda aslında ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Karanlık bir görüntü açmama rağmen o karanlığın içindeki her rengi ayırt edebildiğimiz bir IPS panel bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu yüzden ekran panelinin hem 10.9 inç olmasının hem de yüksek çözünürlüklü olmasının önemli avantajları olduğunu söyleyebiliriz. Ki ben kullandığım süre boyunca dizi, film, belgesel birçok şey izledim. Ve bu süreçte de yüksek ışıkta izlediğim de oldu. Düşük ışıkta yatakta uyumadan önce izlediğim de oldu. Yani gerek yüksek ışıkta gerek düşük ışıkta Galaxy Tab S9 FE modelinin ekran deneyiminin tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Teknik özellikler tarafında baktığımızda Exynos 1380 Yonga seti bizleri karşılıyor. GPU tarafında ise Mali G88 grafik yongası yer alıyor arkadaşlar. 6 ve 8 GB'lık RAM desteğiyle gelen model 128 ve 256 olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle bizleri karşılıyor arkadaşlar. 8 megapiksellik arka kamerayla gelen model 12 megapiksel ön kamerayla bizleri karşılıyor. 8000 mAh'lik bir pili var ve 45 Watt'lık da hızlı şarj ile destekleniyor arkadaşlar. Aslında Samsung modellerinde biz 25 Watt'tan üstünü pek de görmedik. Yani 25-35 Watt civarlarında seyrediyordu. Ama Samsung'un yeni tabletine 45 Watt'lık hızlı şarj desteği sunmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar burada baktığımızda 8000 mAh'lik bir pilden bahsediyoruz. Yani akıllı telefonlarla kıyasladığımızda 4500 mAh'lerden 8000'lere çıktığımız zaman tabii ki bu kadar büyük bir pili de hızlı doldurmak şart arkadaşlar. Samsung da burada 45 Watt'lık hızlı şarj desteğini bizlere sunmuş arkadaşlar. Fakat tabii ki de 45 Watt yerine daha yüksek güçlü bir adaptör de tercih edilebilir. Yine de 45 Watt'ın da tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. İşlemci tarafına baktığımız zaman ise 5 nanometrelik üretim sürecinden geçen bir Yonga seti kullanılmış. Ve bu Yonga setinin 5 nanometre olmasında aslında önemli bir avantajı var. Nedir? Transistörler arası mesafe minimuma indirgendiği için verim yükseliyor arkadaşlar ve verim yükseldiği için de enerji tüketimi düşüyor ve ısınma gibi sorunlar da ortadan kalkıyor ki oyun testi de yaptık arkadaşlar. Biz yaklaşık 20-30 dakikalık bir PUBG Mobile deneyimimiz oldu bu tabletle ve bu süreçte ısınmalar tabii ki oldu. Yani aslında her cihaz ısınır ama Galaxy Tab S9 FE modelinde kameranın yanındaki işlemci bölgesi dediğimiz bölgede ufak bir ısınma meydana geldi. Fakat tableti kenara bıraktığımızda bir 5-6 dakika soğumaya bıraktığımızda tekrardan eski haline döndü arkadaşlar. Yani zor ısınıyor ve
çok kolay da soğuyor arkadaşlar. Bu yüzden ısınma tarafında da yine performansının tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Oyun deneyiminde de telefondan oynadığımız bir oyuna göre çok daha fazla bir açı sunuyor bizlere. Örneğin PUBG Mobile oynarken normalde şu görüş açısına sahipsem tablette çok daha fazla, yani şu açıyı rahatlıkla görebiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden bir yere fokuslanmış koşarken o sırada dağdaki düşmanı da rahatlıkla görebiliyorum. Yani büyük ekran olmasının avantajını da Galaxy Tab S9 FE modelinde yaşayabiliyorum. Günlük kullanımda da beni oldukça tatmin etti. Yani pil performansı olarak da bakacak olursam pili oldukça başarılı, bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Yani ben 4-5 saat boyunca film izlediğimde bile pilinin neredeyse yarısının anca bittiğini görüyorum arkadaşlar. Kaldı ki parlaklığı kısıp da güç tasarruf moduna aldığımızda 3 film daha iyi izleyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden pil performansının da tatmin edici düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Kullanılabilirlik tarafına gelelim. Bu tabletin bir de kalemi var arkadaşlar ve bu tabletin kalemiyle de yine not alma uygulamalarımızı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Samsung'un kendi not uygulamasının olduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Ekstradan Play Store'dan da not alma uygulamalarını, çizim uygulamalarını kullanabilirsiniz. Yani bu tablette çizim yapmak da mümkün. Ki kalem kullanımı tarafında benim de en çok hoşuma giden nokta şu oldu. Farklı basınçlara göre farklı tepkiler verebiliyor bu ekranımız. Yani az bastırarak bir yazı yazdığımda ona göre bir yazıyla karşılaşıyorken, fazla bastırıp bir karalama işlemi yaptığımda da tıpkı bir kağıt kullanıyormuş gibi ona göre bir dönüt alıyorum ekrandan. Bu yüzden farklı basınç hassasiyetlerine uygun bir ekranın olması da kalem teknolojilerinin bizlere yansıtılması konusunda oldukça başarılı olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden kullanılabilirlik tarafında yalnızca oyun oynadım ve dizi film izledim bağlamında düşünmemek gerekiyor. Günlük işlerimizi de yine halledebiliyoruz. Yani bir ofis çalışanıysanız bu tableti bir yan ekran olarak kullanıp Excel'de işlerinizi de halledebiliyorsunuz. Yani ekranı ikiye bölüp de bir yandan maillerinizi kontrol edip diğer ekranla da yine notlar almaya devam edebilirsiniz. Evet, incelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Genel olarak değerlendirecek olursam birçok artısı var. Yani benim oldukça hoşuma gitti. Eğer sizin de bu tablet hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Gelelim fiyat tarafına. Şu anda Samsung'un resmi sitesinde 11.999 TL'lik bir fiyatı var. Samsung Galaxy Tab S9 FE modelinin. Eğer siz de bu tableti satın almak isterseniz Samsung'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer tablet hakkında test etmemiz istediğiniz başka şeyler de varsa, örneğin oyun testi olur, pil testi olur, ekstradan testleriniz varsa da yine bizlerle yorumlar kısmında buluşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.